Arkadaşlar, okumaya giriş derslerimize hoş geldiniz. Arap alfabesini öğrendik. Arap alfabesinin harflerini, Arapçayı öğrenirken lazım olacak kelimeler üzerinde üstünlü, esireli, ötüreli, cezimli ve şeddeli okumayı öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Bugün 3 tane yeni harekeyle tanışacağız arkadaşlar. Artık zamanı geldi. Bu 3 harekeyle daha önce tanışmadınız çünkü sadece ve sadece isimlerde kullanılan harekeler. Bugünkü dersimizde göreceğimiz harekeler sadece isimlerde kullanılan harekeler. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Harekelerimiz iki üstün, iki esire, ve iki ötüre. Arapça dil bilgisi kitaplarında tenvin olarak görürsünüz. Tenvin başlığı altında bu bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tenvin. İki üstün, iki esire, iki ötüre. Arkadaşlar, iki ötüremiz şu şekilde. İki üstün, iki esire ve iki ötüre hangi seslerle okutur? Kelimeleri hangi seslerle okutur? İki üstün an en sesiyle okutur. İki esire ın in sesiyle okutur. İki ötüre un ün sesiyle okutur. An en. Kalın harfleri iki üstün an sesiyle, ince harfleri en sesiyle, iki esire kalın harfleri ın sesiyle, ince harfleri in sesiyle, iki ötüre kalın harfleri un sesiyle, ince harfleri ün sesiyle okutur arkadaşlar. Evet, örneklerde görelim. Mesela cevurap. Cevurap bizim çorap dediğimiz kelime arkadaşlar. Çorap. Sonunu cezimle okudum ve yazdım. Arkadaşlar bilerek yazdım. Çünkü bir kelime yani bir isim tek başına söylenirse son harekesi düşer. İki üstün, iki esire, iki ötüreyi alması cümle içerisindeki konumuna göredir. Biz bu dersimizde tenvini öğreniyor olduğumuz için yazacağız. Ne yazacağız? Cev Rab. Cevrabın. Cevrabın. Çorap. Kafesun.
Ka fe sun. Türkçemizdeki kafes bu arkadaşlar. Kafes kelimesi. Kafesun, bakın sun okuduk. Kalını un sesiyle okuttu ötüle. Sun. Kafesun. Cevrabün, ince harfi ötüremiz ün sesiyle okuttu. İsmin. İsmün. İsim. Türkçemizdeki isim kelimesi. İsmün. Yine benzer bir kelime. Arkadaşlar. İsmün. Peltek. İsmün. 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 İsmün günah arkadaşlar. Günah. İki üstünü örnek verelim. Kal ben. İki üstün arkadaşlar elifin üzerinde yazılır. Bu şekilde gelir. Gördüğünüz gibi iki üstün elifin üzerinde yazılır. Yalnız hemze, hemzemiz bu gerçek hemzemizdi. Hemzemizin üzerinde bu şekilde görebiliriz. Bazen Y'nin üzerinde bu şekilde görebiliriz. Bu zaten şu aslı elif olan Y'mizdi. Bunlar da göreceğiniz farklı fiziki görünüşler arkadaşlar. Kalben. Leymunen. Ley mu nen. Bu bildiğimiz limon arkadaşlar. Limon. Tiflen. Len. Aslında iki ötürü alacak olursa şu şekilde. Tıf lün. Ama iki üstüne alacak olursa cümle içerisinde özel durumlardan dolayı iki üstün alacak olursa tıflen olur. Tıfleten. Tıfleten. Arkadaşlar dikkat ederseniz iki üstün T'nin üzerinde geldi. Hocam Elif'in üzerinde gelmedi. Sebebi arkadaşlar şu yuvarlak T'miz müenneslik T'sidir. Birkaç fonksiyonu var. Bunlardan birisi de kelimeye eklendiği zaman onu bayan ifadesi şekline dönüştürür. Tıflen erkek çocuk. Erkek
Çocuk. Tıfleten de çocuk. Ama kız çocuğu. Neden dolayı? Bu yuvarlak T'den dolayı. Bu yuvarlak T iki üstünü üzerine alır arkadaşlar. Elif'in üzerinde almaz. Aslı değişmez. Aslı değişirse müennesliği belli olmaz. İki esireye gelelim. Zeytun. Arkadaşlar el takısını görmedik henüz. Henüz özür diliyorum. Zeytun. Zeytunin. Bu Türkçemizde bildiğimiz zeytin arkadaşlar. Zeytin. Sabah kahvaltılarımızda yediğimiz zeytin. Beldetün. Beldeten. Beldetin. Bel de Beldetin. Beldetin. Beldemiz. Bu da dilimizde var arkadaşlar. Belde. Veya şehir. Belde. Şehir. Zehratin. Zehra tin çiçek mevzin bu Türkçemizdeki bildiğimiz muz arkadaşlar muz. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Arapça dinletilerimize devam ediyoruz. تصميم المناظر الطبيعية هو فن يجمع بين التصميم الهندسي والقدرة على التعامل الصحيح مع عالم النباتات الحي. موسكو مدينة محظوظة جدا لكونها مالكة لمساحات شاسعة من الغابات التي لا تتطلب تدخل الإنسان للحفاظ على جمالها واستمرار حياتها. وعلى الرغم من ذلك فإن المدينة تولي اهتماما كبيرا كل عام لتصميم وإنشاء مساحات خضراء إضافية مليئة بالأزهار والأعشاب بشتى أنواعها تسر أعين سكانها وزوارها منذ بداية الدفء في فصل الربيع وحتى أول أيام الشتاء.